Değerli kardeşim, Home Stüdyo'ma hoş geldin. Sevgili hocamız, antrenör Muhsin Devrim'in Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programın bu bölümünde, belgeselin bu bölümünde bizi kırmadan geldiğin ve stüdyoma konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, vakit ayırıp geldin. Biz hocamız için hazırlamış olduğumuz bu belgeselde küçük küçük her birinizin kendisi hakkında düşüncelerinizi almak istiyoruz. Dolayısıyla da sevgili Levent'im, önce birazcık kendinden bahset bize. Daha sonra da Muhsin Hocam'la ilgili bir iki sorum olacak sana. Buyur lütfen. Tabii. Muhsin Devrim Hocam'ı 1979 senesinde tanıdım. Ben ortaokuldan sonra öğrenim hayatımı bıraktım ve iş hayatına atıldım. Para kazanmak bana çok tatlı gelmişti. Fakat Muhsin Hocam'ı ve handbolu tanıdığım zaman ben tekrar okula dönmek istiyorum dedim. Okula kayıtlı değilken bile antrenmanlara geldim. Ve hocam da beni mutlaka okula gelmen gerekiyor dedi. Ve lise hayatına Karabağlar Endüstri Meslek Lisesi'nde handbol için başladım. Yani handbolla eğitim aynı anda başladı benim için. Hocam bana disiplini, çalışmayı, takım ruhunu, spordaki ahlakı öğretti. Muhsin Devrim Hocam'ın Türkiye'deki handbolla ilgili çok büyük emekleri, çok büyük yetiştirdiği sporcuları vardır. Müteşekkirim. Her zaman saygıyla andığım hocamı, bütün oyuncularla beraber, arkadaşlarımızla beraber her zaman her an yanında olmak istiyoruz. Sevgili Levent'im, tabii ki programımız kısa. Tabii ki kısa söz hakkı. Sen de bunu en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum ama bu kadar da kısa olmasın. Bu kadar da kısa olmasın. Evet. Muhsin Hoca'yla geçirdiğiniz süre içerisinde onunla çalıştığınız arkadaşlarımızla hatta bizden bir devre sonraydınız. Siz birlikte evet. Çalıştığımız dönem içerisinde evet bu özellikler Muhsin Hoca'ya mahsus özellikler. Hatta sadece ona mahsus özellikler. Ben son birkaç maçını daha izledim. Muhsin Hoca'da hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde devam eden hocamız. Dolayısıyla o günlerden var mı böyle küçük anı böyle aklına gelen hemen şöyle bizimle var. Paylaşacağın. Var. Hemen lütfen seni dinliyorum. Denizli'deki Türkiye Şampiyonası, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'ndaydık. Ve Mersin'de bir okul takımıyla oynuyorduk. Final maçından son bir önceki maçtı. Yarı final maçıydı. Ama yarı final maçında da biz Türkiye şampiyonluğunu garantiliyorduk. Çünkü lig usulüydü. O maçı da aldığımız takdirde Türkiye şampiyonuyduk. Son maça lüzum yoktu. Ve ben maçın daha ilk yarısında kaleciyle çarpışarak burnumu kırdım. Kötü bir çarpışmaydı. Burnumu kırınca yerde kaldım. Gözlerimi açtığımda burnumdaki kemikleri gördüm. Hocamın kıyıdan sesini duyuyordum. Kalk numara yapma, kalk oyuna dön diyordu. Kalkacaktım ama hakem beni gördü o sırada. Dedi ki sen dedi kalkamazsın dedi. Tamam. Çok kötü bir durumdaydım ama o durumda bile benim oynamamı istiyordu. Sonra geçti tabii ama müthiş bir anıydı. Hastaneye beraber gittik. Çok güzel bir anıydı. Tabii burun kırıklığı kötüydü ama Muhsin Hocam'ın hala oradayken bile devam et, kalk demesi çok ilginçti. Hiç onu unutamıyorum. Şükranla anıyorum. Ne diyeyim? Bir anımı bu var aklıma gelen abi. Evet, beklemede kal gayet güzel. Tamam. Ha, buna ekleyeceğim bir şey var. Belki olabilir, bilmiyorum. Sonra tabii benim burnum kırılınca, kayıtta değil şu anda değil mi? Yok. Burnum kırılınca babam bana çok kızmıştı abi. Handbol oynamayacaksın artık seni göndermiyorum dedi. Ben de Muhsin Hoca'ya gittim. Dedim ki ya babam ben dedim handbolu bırakıyorum dedim. Bana bir tokat attı abi. Kime sordun handbolu bırakırken dedi. Tabii babam beni öyle burun kırık abi. Gece 2'de gelmiştim ben eve abi. Evet. Gece 2'de eve bir geldim. Annem kapıyı açtı. Şampiyonadan dönüyoruz. Bak surat böyle. Suratın tamamı patlıcan renginde. Gözler vampir gibi kan kırmızısı beyazlar. Annem kapıyı açtım gece 2'de. Denizli'den geldik. Annem küt dedi gitti abi. Eyvah. O halde gördü seni tabii. Abi ben aynaya baktım. Mustafa Kahraman falan biliyor. Ben aynaya baktım. Ben kendimden korkuyorum abi. Aynı patlıcan gibi oturmuş böyle damarlar çıkmış abi. Beyazlar vampir gibi kıpkırmızı. Evet. Annem tanımamış beni abi. Gecenin ikisinde 3 harfler geldi diyor. Şimdi... bu güzel hatıra tabii o zaman için kötü ama sonrasında anlatılan her şey bizim için tabii başka bir tat, başka bir
his. Ben en son olarak buradan bizim aracılığımızda Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programımız aracılığıyla Muhsin Hocam'a bir mesajınız var mıdır? Ona söyleyeceğin bir iki cümlen var mıdır? Onu almak istiyorum. Hocam, iyi ki varsınız. İyi ki hayatımıza girdiniz. İyi ki bizi yetiştirdiniz. İyi ki bize bir şeyler öğrettiniz. Sadece sporu değil, etik olmayı, ahlaklı olmayı, takım olmayı. Bunları bize siz öğrettiniz. Disiplini bize siz öğrettiniz. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımıza dokundunuz. Sizi seviyoruz hocam. Hepimiz sizi çok seviyoruz. Söyleyeceklerim bu Muhsin Hocam'a. Gönlüne sağlık Levent'im. Kısaca birazcık da şu kupa, madalyalar ve fotoğraflardan bahsedersen, başarı belgelerinden bahsedersen memnun olurum. Ya, biz Muhsin Hocam'ın yetiştirdiği takım olarak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğunu elde ettik. Oradan kalan gazete küpürlerimiz hem Yıldızlar'da hem gençlerde Hürriyet Gazetesi'nin de hatırladığım kadarıyla bunca yıl dayanmış, yaklaşık 40'lığa geliyor. Hem Yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu gösteriyor. Muhsin Hocamız da Karabağlar Endüstri Meslek Lisesi'ndeki şampiyon olduktan sonra geldiğimiz fotoğraf. Burada benim burnum kırık çünkü Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı kazanmıştık. Muhsin Hocam'la okulun önündeki fotoğraflarımız. Bu da madalyalarımız. Bu Yıldızların, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Türkiye Şampiyonluğu. Bu da Gençler Türkiye Şampiyonluğu'nu Eskişehir'de almıştık bunu da. Bu da 81 yılında kulüpler olarak o İstanbul'da ki Türkiye Şampiyonası'ndaki en iyi oyuncu ödülünü almıştım ben de. Tabii ki bu ödülü ben aldım ama Muhsin Hocam'ın beni yetiştirmesiyle aldım. Türkiye şampiyonu olduğumuza dair o zaman verilen bize başarı belgeleri. Türkiye şampiyonluğunun başarı belgeleri. Bazılarında yazılar eskimiş, ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Bundaki yazılar çıkmış ama bu duruyor. Saklıyoruz. Saklıyorum. Bazen çocuklarım bakıyor, bunlar gerçek mi baba diyor bana. Tabii o zaman imkanlarımız yoktu. Videodur, kayıttır, cep telefonları gibi böyle. Ancak gazete küpürlerinden kalanlar var. İyi ki var. Baktıkça bazen gözlerim doluyor. Ama handball camiası çok iyi bir camiye, aile. Muhsin Hocam da bizim büyüğümüz, hocamız, her şeyimiz. İyi ki varsın hocam. Sevgili Levent, sen de iyi ki varsın, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim katkıların için. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık Fikir'ciğim. Sağ olun.